Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda esneme ve hapşırma şeytandan mıdır sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Esnemek ve hapşırmak vücudun durumlarından biridir. Esnemek esnasında içeriye hava alınıp verilir. Hapşırmada ise burundaki sümük bezlerinin burnu kapatmasından dolayı olur. Dışarıya sümük çıkar. Hazreti Peygamber bu pisliğe şeytan demiş, şeytanın burnunun içinde gecelediğini söylemiş, 3 kere sümkürmesini istemiş. Elle burunda oynamayı uygun görmeyip sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman abdest alsın ve 3 defa burnuna su çekip iyice temizlesin. Çünkü şeytan o kimsenin burun deliklerinde gecelemiş olabilir buyurmuştur. Esnemenin şeytandan olması şeytanın bunu sevmesindendir. Peygamberimiz hapşırdıktan sonra hamd etmeyi yani elhamdülillah Allah'a şükür denmesini teşmitte bulunulmasını öğütlemiştir. Teşmit tebrik manasındadır. Teşmit düşmanı sevindirecek, duruma düşmemesi için yapılan dua demektir. Yani hapşırıp da hamd edince şeytanı üzecek bir hal ortaya koymuş, şeytanın hali sebebiyle de kişi sevinmiştir. Hadis-i şerifte Allah hapşırmayı sever, esnemeden hoşlanmaz. Öyleyse sizden biri hapşırır ve Allah'a hamd ederse, bunu işiten her Müslüman üzerine "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" demesi hak olur. Ancak esnemeye gelince işte bu şeytandandır. Biriniz namazda esneyecek olursa imkan nispetinde kendini tutsun ve "hah" diye ses çıkarmasın, havlamasın. Zira bu şeytandandır. Şeytan kendisine gülüyor demektir. Elini ağzına tutsun çünkü şeytan bu esnada ağzına girer. Buyurulmuş esneme ve hapşırma esnasında yapılması gereken adab, usul anlatılmış. Esneme esnasında ses çıkarılması köpeğin havlamasına benzetilmiştir. Kulak, burun, boğaz doktorlarının dediğine göre burundan nefes alınınca burunda bulunan kıl ve sümük bezleri burundan içeriye giren mikropları tutmakta, girmesini engellemektedir. Çok soğukta bile burunla nefes alınıp verilirse soğuk hava ısıtılıp böylece ciğerlere gittiğinden hastalanma vesaire olmamaktadır. Ama ağızdan giren havada bulunan mikroplar boğaz vesaire hastalandırmakta çünkü havadaki mikropları tutan cihazlar ağızda yoktur. Burundan değil de ağızdan nefes alınırsa boğaz sistemi hasta olmaktadır. Hapşırmanın namazda olanıyla namaz dışında olanı ayrılmıştır. Namaz içinde hapşırma da şeytandan sayılmıştır. Namazda hapşırma, uyuklama ve esneme şeytandandır. Esnemenin şeytandan olması şeytanın insana gaflet veren, hayrını azaltan, namazını kesen her şeyi sevmesindendir. Esneme genellikle çok yemekten meydana gelen bir durumdur. Çok yeme de şeytan işidir, çok zararlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de açıklandığı gibi namazı bozan, engelleyen, takvayı kaçıran her şeye şeytan tabirini kullanmış, namazda sağa sola bakana şeytanın hırsızlığı olarak vasıflandırmıştır. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Allah Resulü hapşırdığı zaman yüzünü elleriyle veya elbisesiyle örter ve sesini de kısardı. Yahudiler Allah Resulü'nün huzurunda zoraki hapşırırlar ve bununla kendileri için "Yerhamukullah, Allah merhamet etsin" demesini umarlardı. Allah Resulü ise onlara "Allah size hidayet versin ve aklınızı ıslah etsin" derdi.